Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Nesil'e hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle yine sizden gelen yorumlar üzerine bir üniversite sıralaması yaptık. Orta seviyede ne sevindirir ne öldürür. Güzel, mali açıdan da bir tık daha iyi. Ne yapabiliriz? Neresi iyi bize sıcak gelebilir? Sorularınıza biraz cevap verip kendi gördüklerimizi, izlenimlerimizle bir 5 üniversite belirledik. Buraya giremeyenler alınmasın. Çok çalışsınlar. Bir dahakine olur. Videoya birinci sırada tavsiye edeceğimiz üniversite Acıbadem Üniversitesi. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi diye geçiyor. Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü falan filan böyle uzuyor gidiyor. Burada tavsiye edeceğimiz sağlık bölümünde Acıbadem Üniversitesi'ni tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu tavsiyelerimizde özellikle bölümsel olarak tavsiyemizi yükselteceğiz. Hani burada ortalama seçtik ama hani içinden seçiyorum. Acıbadem Üniversitelerinde sağlık bölümünü mutlaka tercih edebilirsin. Sağlık yatırımları yüksek. Zaten bir üniversitenin bünyesinde sağlık, tıp ve benzeri varsa ağırlık bütçenin %60'ı, 70'i, 80'i oraya harcanıyor ve o yatırımlar orada ilerliyor. Zaten biliyorsunuz Acıbadem hastaneleri ve benzeri de var. Sağlık bölümü seçiminde Acıbadem olur. İkinci sırada arkadaşlar Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi var. Son dönemde satışı gerçekleşti, bir el değiştirme oldu ama şimdi onun üzerinden bir yorum yapmak çok sağlıklı olmaz. Kültürü, genel kültürü üzerinden yani gelmiş kültür üzerinden baktığımda mimarlık, tasarım ve mühendislik alanında çok başarılı bir üniversite. Bu alanda yapacağınız tercihlerde Bilgi Üniversitesi'ni bulundurmanız hem mali koşulları birazcık daha yüksek ama hani iyi bir izlenimi de var. Yani bu İK masalarında Bilgi Üniversitesi ile ilgili iyi de izlenim de var. Başarılı da zaten kampüsün yapımında da çok ünlü bir mimarla çalışıyorlar. Hatta hala restorasyonlarında Santral Kampüsü'nde. Orayı bir değerlendirebilirsiniz. Mimarlık, mühendislik ve tasarım alanında tavsiye edebileceğimiz bir üniversite. 3. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Bu gerçekten herhalde şeye çok sığıyor. Mali koşullar olarak da. Burada tavsiye edeceğimiz ticari ve ticari bilimler. Yani en son insan ve toplum bilimi oldu galiba fakültenin adı. Bu işletme olsun, iktisat olsun, uluslararası ilişkiler olsun. Bu bölümlerin tercihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih etmeniz sağlıklı olur. Neden? Çünkü arkasında İTO var ve devamlı kariyer merkezinde bunlarla ilgili veriler geliyor. İş imkanları bulmaları ve daha sonra İTO'nun sağlamış olduğu bilgiyi ticaretleştirme merkezine ile de yapılan anlaşmalarla BTM Eminönü'nde bulunan çok aktif bir ticari oluşum seçeneği sunuyor size. Bu yüzden ticari bilimlerde seçebileceğiniz üniversitelerde yüksek ihtimal tercih edin diye tavsiye edebileceğim üniversitelerde. 4. Işık Üniversitesi. Işık Üniversitesi'nde geçmişi çok yüksek. İlk vakıf üniversitelerinden ve bağlı olduğu vakıf Fevziye Mektepleri. Bu yüzden eğitime çok önem veriyorlar. Çok kaliteli, gerçekten her çalışanların idari kadrosuna, hocalarına çok kaliteli bir düzen var. Şöyle bir sıkıntısı var sadece. Mesafesi uzak olduğu için yani Şile'de olan bölüm için söylüyorum. Uzak olduğu için bir sıkıntısı var. O yüzden hoca alımında biraz sıkıntı yaşıyorlar aslında ama eğitim olarak iyi. Ortalama ne güldürür, ne sevindirir, ne öldürür bir tercih olarak Işık Üniversitesi'nde size tavsiye ediyorum. 5 arkadaşlar Haliç Üniversitesi. Niye koyduk derseniz sürpriz at olarak koydum bunu aslında. Haliç Üniversitesi'nin geçmişi çok yüksek. Eğer şimdi Google'a yazdığınızda başka haberlere de çıkar Haliç Üniversitesi'nin ama şöyle ki orayı da yine son el değiştirmeden sonra birazcık daha rahatladığını, birazcık daha öğrenci odaklı, gerçekten hizmet vermek isteyen, üniversitenin eğitimine dikkat eden bireylerin satın aldığı bir üniversite oldu. Özellikle moda tasarım alanında sanat, oyunculuk, konservatuvar alanında çok iyiler. Ortalama seviyede biraz tercih edilmesi yüksek seviyede olduğunu düşündüğümüz yine ne güldürür ne öldürür tarzında hani gitsek mi gitmesek mi dediğiniz yerlerde tercih edebileceğiniz orta segment üniversite sıralamasına koyuyoruz. Evet arkadaşlar
Bu sizden gelen yorumlarla yaptığımız, bizim de kendimizce sıraladığımız, hani bölümsel olarak farkındaysanız her üniversite söylerken bölümsel olarak ilerlediğim, sizin sorduklarınızdan bizim düzenlediğimiz seçenekler. Tabii başka bir üniversiteyle karşılaştırdığınızda bunları eleyebilirsiniz. Burada olmayanlar da atıyorum çok yüksekler zaten biliyorsunuz en iyi 5'leri söylemiştik. Medipol olsun, Özyeğinler olsun, Koçlar, Sabancılar buraya çok dahil etmiyoruz. Hatta onun alt segmentinde Bahçeşehirler var. Yani çok yakın olarak şu an zilimiz çaldı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sıralamamızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi bırakmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.